ise TNT yapımı ve patlatımını göstereceğiz. Bunun için biraz kuma ihtiyacımız var. Kum topluyoruz. Yani şöyle. Biraz alalım. Şuraları her ihtimale karşı kapatalım. Biraz kum topladıktan sonra boruta ihtiyacımız var arkadaşlar TNT yapabilme için. Şöyle ben bir sandıklarıma bakayım. Normalde Clipper'dan düşüyor. 16'dan. Burada yok. Neyse bu kadar yeterli. Barutlarımızı alalım. Kumlarımızı alalım şöyle. Şu ikisi önemli. Ama bu yanlış oluyor. Doğrusu böyle olacak. Böyle olacak. Şöyle bir tane daha yapalım. Yaptıktan sonra bunların patlatması var. Bir şalter yapmamız lazım. Ama ben şalterle patlatmak istemiyorum. Şalterle patlatmayalım. Şöyle bir evimize girelim. Meşalesi başlayalım. Varmış şöyle. Biraz da kızıl taş olsa şöyle yapalım. Biraz da kızıl taş elde edelim. Şöyle 18 tane. Güzel. Ondan sonra şöyle dışarıda şu gördüğünüz gibi geçici olarak yaptığım yeri patlatabiliriz aslında. Güzel de olur yani. Buraya sur yapacağım çünkü bayağı uzun olacak. Çok yeri patlatmam lazım. Şöyle şuraya burada olduğuna göre sınır. Şuraya şöyle kazalım. Bir tane buraya koyalım. Şöyle. Şöyle burada olsun. Diğeri de burada olsun. Şimdi bunları böyle kızıl taşla arkadaşlar şöyle birleştiriyorum. Üstünden geçmediği için etrafından şöyle ayarlıyorum. Ve şuraya kızıl taş meşalesini koyduğum anda patlama modunu şöyle koyabilirsem koyacağım. Patlatma için şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi aynı anda patladı arkadaşlar. Etkisi yanlış bilmiyorsam 7 blok kadar diyebiliyorum. Yani 7 blok kadar yere etkiliyor. Yan yana koyduğunuz zaman ekstra bir blok daha fazla oluyor. Yani yan yana koyduğunuz zaman 2 tane 7-7 yapması lazım normalde sağa sola. Ama 8-8 yapıyor. Bu oyun hatası mıdır ya da böyle mi yapılmış bilmiyorum. TNT yapımı ve patlatımı bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. trmycraft.info'yu ziyaret etmeyi unutmayın.